Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birlikte 14. sayımızın sentez testini çözeceğiz. İlk sorumuz bir mutlak değerli denklem sorusu. Farklı farklı kökleri olduğu için bunu biz nasıl çözüyoruz? Kritik noktalarını bularak çözüyoruz. Kritik noktalarımız x eşittir. Şu ilk tarafın kökü 1. X eşittir. Eksi 3'tür. Bu durumda şöyle bir şey çizeriz. Eksi 3 burada. Burası da 1. Burada fonksiyon nasıl davranıyor? Burada fonksiyon nasıl davranıyor? Birden büyük değerlerde arkadaşlar iki mutlak değerimiz de pozitif olacağı için içerisi olduğu gibi çıkacaktır ikisi de. X artı 3 eşittir 4'ten. Buradan 2x artı 2'yi karşıya atarsam x'i buradan 1 buluruz. Tam şu kökmüş yani. O zaman x eşittir 1 alabiliriz. Sonra birden küçük değer eksi 3 ile 1 arasındaki değerlerde ise şu pozitif çıkacak ama bu negatif çıkacaktır. Yani eksi x artı 1 artı x artı 3 olacaktır. Eşittir 4'ten. Buradan 4 eşittir 4 çıkar. Bu durumda arkadaşlar eksi 3 ile 1 arasındaki bütün değerler sağlıyor anlamına gelir. Şunu da yazarız o zaman. Eksi 3 ile 1 arasındaki bütün değerler sağlıyor anlamına gelir. Eksi 3'ten küçük değerlerde ise ikisi de negatif çıkacağı için yani ikisinin de içerisi negatif olacağı için eksi x artı 1 eksi x eksi 3 eşittir 4'ten. Buradan 2x eşittir 2 eksi 6'dan x eşittir eksi 3 olur. Ki az önce bulmuştuk zaten eksi 3 kökünü. Dolayısıyla arkadaşlar çözüm kümemiz eksi 3'ten 1'e kadar kapalı aralık olacaktır. İkinci sorumuza geldiğimizde yine mutlak değerin içerisini sıfır yapan iki tane değer var. Bu değerleri sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Birisi sıfır, birisi de iki. O zaman sıfır yazıyorum, iki yazıyorum. Şimdi ikiden büyük değerlerde arkadaşlar ikisi de pozitif, içerisi pozitif olacağı için bu x diye çıkar. Bu x eksi 2 diye çekecek ama önünde eksi olduğu için eksi x artı 2 olacaktır. Eşittir 6'dan. Buradan 2 eşittir 6 gibi bir şey çıkar. Demek ki arkadaşlar şurada bizim çözümümüz yok anlamına gelir. Çünkü 2 eşittir 6 değil. 0 ile 2 arasına geldiğimizde ise 0 ile 2 arasına geldiğimizde ise ilk mutlak değerimiz pozitif. İçerisi o yüzden x diye çıkar. İkincisi negatif olduğu için eksi ile çarpılıp çıkar. Şurası eksiyle çarpılıp çıkar. Bir de önünde eksi olduğu için artı x eksi 2 olacaktır. Buradan 2x eşittir 8'den x'i 4 buluruz. Ama bu bulduğumuz x eşittir 4 değeri bu aralıkta olmadığı için buradan da çözüm gelmez. Bir kök var ama o kök oraya ait değil. Dolayısıyla kök yok anlamına geliyor aslında. Sıfırdan küçük değerler için ise yapmamız gereken şey x sıfırdan küçük değerler için İkisi de negatif çıkacağından burada eksi x olur. Pardon, ikisinin de içerisi negatif olacağı için eksiyle çarpılır. Bu artı x eksi 2 diye çıkar. Eşittir 6. Eksi 2 eşittir 6 olur. Burada bir eşitsizlik yani eşitlik durumu yok. Dolayısıyla burada boş küme. Yani arkadaşlar bütün sayılara inceledik. Sıfırdan küçük olanlar, sıfırda 2 arasında olanlar, 2'den büyük olanlar hiçbirisi sağlamadığına göre çözüm kümemiz boş küme olacaktır deriz. Geldik iç içe mutlak değerlerde kriteri olmadığı için en dışarıdaki mutlak değeri çözerek işe başlıyorum. X eksi 1'in mutlak değeri eksi 2, küçük 4, küçük eksi 4 dedik. Mutlak değeri yalnız bıraktığımızda ise şurası eksi 2 olur, burası da 6 olur. Şimdi şu tarafa bakmana gerek yok. Bu her halükarda zaten mutlak değer eksi 2'den büyük olacağını biliyorum. Bir kısıtlama değil bu yani. Kısıtlama olmadığı için ben şunu çözerim sadece. X eksi 1 6'dan küçükmüş gibi davranırım. Diğer tarafa bakmama gerek yok dedik. O zaman x'imiz 7 ile eksi 5 arasında olacaktır. Kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. İlki eksi 4. Sonuncusu 6. Son terim eksi ilk terim artı 1'den 11 tane terim var anlamına gelir. Geldik dördüncü sorumuza. A sıfırdan küçükmüş. Şöyle yazalım hemen. Mutlak değeri
x eksi b bölü 2 diye yazdım şunu arkadaşlar. Bölü 2 diye yazdım. Küçüktür eksi a. 2'yi de arkadaşlar karşıya atıyorum ben burada. 2'yi karşıya attığımızda şurası eksi 2a olacak o zaman. Tamam. Böyle bir şey çıktı. Tamam. Şimdi bunun çözüm aralığını bulmaya çalışalım. X eksi b'miz küçük eksi 2a 2a arasında. O zaman x'imiz 2a artı b ile b eksi 2a da şöyle yazalım. Eksi 2a artı b arasında olacaktır. Değil mi? Tamam. Çünkü eşitsizliğin çözüm aralığı vermiş bana zaten. Şurayı eksi 1, şurayı da 7 vermiş. Yazıyorum. 2a artı b 7'ymiş. Şey, eksi 1'miş. Eksi 2a artı b ise 7'ymiş. Buradan taraf tarafa toplarsam 2b'yi 6, b'yi 3 bulurum. B yerine 3 yazarsam, şurada b yerine 3 yazarsak a'mızda eksi 2 buluruz. A ile b'yi topladığımız zaman ise cevabımız 1 olur. 5. sorumuza geldik. 5. sorumuzda ise arkadaşlar eşitsizliğini sağlamayan x tam sayılarının toplamını istemiş. Öncelikle paydayı 0 yapan değer sağlamaz. X eşittir 3'ü almam lazım. İkincisi şu x artı 1 var ya, x artı 1'in mutlak değeri. Şimdi buranın ben pozitif olduğunu biliyorum. Değil mi? Şurası pozitif. Sonucunda ben pozitif olmasını istiyorum. Ya da büyük eşit 0 olmasını istiyorum. O zaman arkadaşım burası pozitif olmak zorunda. Değil mi? O zaman ben sağlamayan değerler hangileri? Negatif olanlar. Yani paydayı 0'dan küçük yaparsam sağlamaz. Ben sağlamayan değerlere bakıyorum zaten. X artı 1'in mutlak değeri küçüktür 5'tir. O halde eksi 5 ile 5 arasında, o zaman x'imiz 4 ile eksi 6 arasındadır deriz. Eksi 6 ile 4 arasındaki tam sayılar eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 değil mi? Bunların toplamını istemiş. 3'ü yazmamıza da gerek yokmuş tekrar çünkü çıkıyor zaten. Şuradan eksi 3'e kadar hepsi birbirine götürdü. Şu ikisinin toplamından eksi 9 buluruz. 6. sorumuza geldiğimizde ise yine bir mutlak değerli eşitsizlik sorusu var. Burada paydaya dikkat edersek arkadaşlar, şu payda var ya, bir şeyin karesine 2 eklersem bu kesinlikle 0'dan büyüktür. Pozitif bir sayı olduğu için ben yine söylüyorum, şurası artı, sonucun artı olmasını istiyorsam ben yukarının artı olmasını istiyorum demektir. Buradan arkadaşlar bunu ben x eksi 3 diye düşündüm. Bunu da 2 parantezinde x eksi 3 diye düşündüm. O zaman bu 2 mutlak değer x eksi 3 artı mutlak değer x eksi 3 olacaktır. Ve ne demiştim, ben bunun sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Bu zaten ne olacaktır? 3 mutlak değer x eksi 3 sıfırdan büyük. 3'ü bölme olarak atarsak sıfırdan büyük. Zaten mutlak değer hep sıfırdan büyük değil midir? Evet, büyüktür ama sadece x yerine 3 yazarsak sıfırdan büyük olmaz. Sıfırı eşit olur. Demek ki arkadaşlar bütün sayılar sağlıyor ama 3 yazınca sağlamıyor sadece. Cevabımız B seçeneği olur. 7. sorumuza geldiğimizde ise bakalım y'nin alamayacağı kaç farklı değer vardır diyorsa, şimdi x'in alamayacağı değerlere bakalım biz. X'in alamayacağı değerlere. X'in alamayacağı değerler şöyle yazabiliriz. X eksi 1'in mutlak değeri büyük eşit 3 değilse küçük 3'tür. Büyük ya da eşit değilse küçüktür. Buradan x eksi 1 eksi 3 ile 3 arasında, x demek ki 4 ile eksi 2 arasındadır. Şimdi ben şu denklemde y'yi yalnız bırakırsam
y 2x artı 4 olur. O zaman ben 2x artı 4'ü elde etmeye çalışacağım burada. 2 ile genişletirsem 2x 8 ile eksi 4 arasında, 4 eklersem 2x artı 4 12 ile 0 arasındadır. Demek ki y'miz 0 ile 12 arasındaki sayılar olamıyormuş. Çünkü biz x'in olamayacağı değerlere baktık. X'in olamayacağı değerlerden y'ye ulaştık. Y'nin olamayacağı değerlere baktık. Y'nin alamayacağı değerler 1, 2, 3, 11'e kadar değerleri alamaz. Kaç farklı değeri vardır? 11 farklı değer alamıyormuş. Dedim ve 8. soruma geçiyorum. Baktığımızda arkadaşlar, önce mutlak değerin sol tarafı negatif olduğu için bunu görmezden gelebiliriz. Ben sadece şuna bakarım öyleyse. 2x eksi 5 bölü 2'nin mutlak değeri küçüktür 9 bölü 2 ise, bu mutlak değer eksi 9 bölü 2 ile 9 bölü 2 arasındadır. O zaman 2x'imiz eksi 5 bölü 2'yi ben karşıya attığım zaman artı 5 bölü 2 diye, 14 bölü 2'den 7 olur. Bunu da eksi artı 5 bölü 2 diye karşıya attığımız zaman eksi 4 bölü 2'den eksi 2 olur. O zaman x'imiz 7 bölü 2 ile eksi 1 aralığında olur. Şimdi x'in değer aralığını buldum. Ve buradan arkadaşlar hemen aklıma işler dışlar çarpımı yapmak geldi. Ya da kesirleri parçalamak da olabilir. Eşittir 3x'ten y'miz eşittir eksi 2x olur değil mi? O zaman ben eksi 2x'in değer aralığını bulmam lazım. Şurada eksi 2x'i yani etrafı eksi 2 ile genişletirsem eşitsizlik yön değiştirecektir. Yani sınırlar yer değiştirir. Eksi 1'i eksi 2 ile çarparsak 2 olur ve öbür tarafa geçti. 7 bölü 2 ile eksi 2 ile çarptığım zaman eksi 7 olur. Bu aralıkta. Demek ki bu y'miz 2 eksi 7 ile 2 aralığında olacaktır. Yine bakıyorum arkadaşlar. Bakın eksi 7 ile 2, eksi 7 ile 2. Sadece 0 çıkmış diğerinden. Birbirine benzeyen şıklar olduğu için bakın. Şuna dikkat edersek şu x'imiz 0 olamaz. X'imiz 0 olamazsa, x'i 0 koyarsam y 0 oluyor. Demek ki y 0 da olamıyor. O halde y'miz 0 olamayacağından cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soruya geldiğimizde arkadaşlar farklı farklı mutlak değerler var. Bu mutlak değerler şu 3'ü dışarı atarsam x eksi 4 diye eksi, bu da yine x eksi 4 diye yazabilirim. Demek ki ne oluyor bu? 2 mutlak değer x eksi 4 oluyor. Küçüktür. Bunu da arkadaşlar eksi 2 parantezine aldığımızda mutlak değer x artı 1 olur mu? Evet, ama eksi 2'nin mutlak değeri unutmayalım 2'dir. O yüzden bu da 2 mutlak değer x artı 1 diye çıkar. 2'lere güle güle deriz. Mutlak değerli bir eşitsizliğimiz çıktı. Küçüktür x artı 1'in mutlak değeri. Buradan arkadaşlar her tarafın karesini alarak eşitsizlikten kurtulabiliriz. Mutlak değerden kurtulabiliriz. Alıyorum, karesini aldım. X kare eksi 8x artı 16 küçüktür x kare artı 2x artı 1'dir. Şunlara güle güle dersek eksi 10x değil mi? Küçüktür eksi 15'ten. O zaman x büyüktür 15 bölü 2. 15'i 15 bölü 10 pardon 5'e bölersem 3 bölü 2'den büyük olacakmış. 3 bölü 2'den büyük olacaksa x en az tam sayı olarak 1,5'tan büyük olacaksa 2 olur. Evet, geldik 10. sorumuza. 10. sorumuzda ise şöyle bir mutlak değerimiz var. Bu mutlak değeri şu içerisindeki ifadeyi dikkate alırsak arkadaşlar, bakın şimdi mutlak x ile mutlak y'yi toplayınca negatif bir şey elde edemezsin. O zaman bunu bir daha en dışarıdaki mutlak değerimizi yazmamıza gerek yok. Büyüktür mutlak değer x artı y'ymiş. Yani mutlak değerler toplamı toplamın mutlak değerinden büyükmüş. Bu ifadeyi gördüğümüzde
x ve y'nin zıt işaretli olduğunu, x ve y zıt işaretli olduğu aklımıza gelecek. Zıt işaretlilerse o zaman bunların çarpımı sıfırdan küçük olması lazım. Bu yanlış, bu doğrudur. Ama x ile y'den hangisi büyüktür bilemem. Dolayısıyla cevabımız B olur. Geldik 11. sorumuza. İki tane eşitsizlik var. İkisini de çözelim. Bunların kesişim kümesini alacağız. İlkini çözersek arkadaşlar, buna 1, buna da 2 derse, birinciyi çözüyorum. X eksi 4'ün 2 ile eksi 2 arasında, o zaman x'in 6 ile 2 arasındadır. İkinci eşitsizliğe bakalım. 2 eksi x arkadaşlar x eksi 2 diye düşünüyorum. O zaman x eksi 2 büyük eşittir 1. Şuraya yazayım. Bu büyük eşittirli olduğu için böyle yazıyoruz bunu. X eksi 2 küçük eşittir eksi 1. Buradan x büyük eşittir 3 veya x küçüktür eşittir 1'den. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Birincisi bana diyor ki şöyle 1 ve 3'ü koyacağım. 1 burada, 3 burada. 3'ten büyük. 3'ten büyük ve 1'den küçük olanlar. İkincisi de bana diyor ki hayır efendim 2 ile 6 arasındaki. Ben 2 ile 6'yı da seçeyim şöyle. 2, 6 arasında. O zaman bunu da düşündüğümüzde, 2 ile 6 arasında düşündüğümüzde ikisinin ortak yeri şurası olacaktır. O zaman 3,6 dedim. Peki 3 dahil mi? Evet efendim dahil. 6 dahil mi? Evet 6 dahil. O zaman 3, 4, 5 ve 6 olmak üzere 4 tane değer vardır. 12. sorumuza geldik. Mutlak değerler farklı farklı köklere sahip. O zaman kritik nokta yardımıyla çözmemiz lazım. Kritik noktalarımız 1 ve eksi 1. Eksi 1'i buraya koyduk. 1'i buraya koyduk. Şimdi eşitsizlik iki tane ayrı ayrı çözelim. 1'den büyük değerlerde arkadaşlar ikisi de pozitif çıkacağı için x eksi 1 artı x artı 1 olacaktır. Küçük eşittir 2. 2x küçük eşittir 2, x küçük eşittir 1 olur. Sana ne diyor? 1'den büyük değerler arasından 1 ile 1'den küçük olanlar. Kim bu? Sadece 1 olur. Çünkü sen şurası dahil buradan itibaren büyük olanlara bakıyorsun. Ama çözüm kümesi sana diyor ki 1'den küçük olacak ya da eşit olacak. Yani 1'den büyük 1'den küçük diyorsa tam 1'e eşit anlamına gelir. 1'den büyük ya da eşit, 1'den küçük ya da eşit. İkisinin kesişimi 1'de olur sadece. Geldik şimdi ikinci aralarımıza. Eksi 1 ile 1 arasındaki sayılardan arkadaşlar. Şurası içerisi negatif olacağı için içerisi negatif olacağından eksiyle çarpılır. İkincisi pozitif olacağı için olduğu gibi yazılır. Küçük eşittir 2 demiş. Burası 2 küçük eşittir 2 sağlar. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki bütün değerler sağlıyor anlamına gelir. Yani eksi 1'den 1'e kadar olan bütün değerler sağlar. Geldik üçüncü aralarımıza. Eksi 1'den küçük değerler de ikisi de negatif olacağı için eksi x artı 1 eksi x eksi 1 küçük eşittir 2. Buradan eksi 2x küçük eşittir 2. X büyük eşittir eksi 1 olacaktır. Eksi 1'den büyük eşit diyorsun. Burada da eksi 1'den küçük eşittir kısımlarına bakıyorsun. Dolayısıyla x eşittir eksi 1 sağlar. Yani arkadaşlar eksi 1 ile 1 arasındaki sayılardır bunlar aslında. Değil mi? Cevabımız D seçeneği olur. Geldik 13. sorumuza. Bir hava durumu spikeri pazar akşamı canlı yayında aşağıdaki açıklamayı yapmış. Bu hafta boyunca sıcaklığın 4 derece olduğu kentimizde yarından itibaren hava ani şekilde ısınacak ve kış yerini adeta bahar havasına bırakacak.
Cuma günü öğleden sonra kent genelinde hava sıcaklığı bir önceki güne göre 8 ile 12 arasında artmış olacak. O zaman sıcaklık en az 4 dereceydi. En az 8 artacak. 12 olacak. Sıcaklığımız en çok 4 dereceydi. 12 derece artacak. 20 olacak. Demek ki sıcaklığımız arkadaşlar 12 ile 20 arasında olmak zorunda. Hangisinin çözüm kümesi 12 ile 20 arasındadır demek istiyor. Bakalım. Hızlıca çözüyoruz arkadaşlar. Buradaki eksi 4'ü karşıya attığımız zaman 10 ile eksi 6'ya 4 eklersek eksi 2 arasında olacaktır. Dolayısıyla A şıkkımız olmaz. Bu zaten olmaz. Bunlar da arkadaşlar eşitsizliklerimizde bu tarz bir soru çözerken 12 ile 20 aralığında gibi tek bir değer olması için mutlak değer x'i ortaya alamazsın ya da şu şekilde yazamazsın. İşte böyle bir denklem görürsen iki farklı şekilde gösterildiğinde hani diyorduk ya x büyüktür 5, x küçüktür eksi 5. Bunu aralık şeklinde yazamıyorsun. Tek bir aralık şeklinde yazamıyorsun. Dolayısıyla böyle bir şey olmaması lazım denklemde şurada. Ya da mutlak değer x işte küçüktür küçüktür 1, 2 arasında falan derse yine iki farklı çözüm bulduğumuz için onları birleştirdiğimizden böyle de olmaması lazım. Dolayısıyla şunu silerim. Bu ikisine bakmam yeterli olacaktır. Buradan eksi 14'ü karşıya atarsam 16, eksi 2'nin yanına 14 gelirse 12 olacaktır. 12 ile 16 arasında oluyor. Ben 12 ile 20 arasında istiyorum. Evet. 4'ü 12 eklediğimiz zaman 16 oluyor. Cevabımız o zaman D seçeneğidir. 4'ü arkadaşlar 12 eklersek 16 olur. Yani benim istediğim sıcaklık 12 ile 16 arasında olması. Ve D seçeneğimiz de 14, 12 ile 16 arasında olduğu için cevabımız D seçeneği olur. Böylelikle mutlak değer testimizi de bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle.